İsmim Ömür Yılmaz. Manavgat doğumluyum. Doğma buralıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Halı saha işi yapıyorum. 3 yıldır bu güvercin yarışmasını düzenlemeye çalışıyoruz Manavgat'ta. İnşallah daha devamını düşünüyoruz. Yıllar geçtikçe devamını yapacağız bu yarışmaların. İşte bu sene eksiklerimiz oldu. Her sene bir eksiğimizi tamamlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Tüzük konusunda biraz sıkıntılarımız oluyor. İşte tüzükler, yarışmacı arkadaşlarla uyuşamıyoruz tüzük konusunda. Tüzükte kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz işte. Bir de bura memleketten dolayı sıcak, nem olduğu için insanlara kolaylık sağlamayı düşünüyoruz. Hatta bu sene 3 metreyi 4 metre yaptık. Çökme mesafesini. Giriş mesafesini Evet. yükseltiyor. 3'tü 4 yaptık ama 4'te 4 olduğu için de arıyoruz yani. 4'ü illa göstersin diyoruz hayvan kendini şeye başlarken. 4'e çöksün diyoruz. Daha sonra işte bu sene 90 üzerinde kayıt oldu. 40'a yakın hayvan uçtu. 10'a yakın barajı geçen hayvan oldu. Bu iyi bir derece bizim için çünkü geçen sene azdı. Hemen hemen %50 yani Tabii katı. %50 çok iyi bizim için. Hiç beklemiyorduk. Ama bu sene gerçekten arkadaşlar çok çalıştı. Bu yarışmalarla çok hırslandı. İşte Serik olsun, Alanya olsun, Antalya olsun. Hepsi birbirine yarıştırdık mı insanları daha doğrusu. Hep iyiyi bulmaya çalışıyorlar. İşte insanlar artık neyi beslediğini görmeye başladılar hayvan yarışmalar düzenlendikçe. Eskiden çok eksiği vardı Manavgat'ın bu oyun kuşu konusunda. Herkes besliyordu ama planlı neyi beslediğini bilmiyordu. Havada işte kanat sallasın yeter diyordu. İşte taklasın yeter diyordu. Biz baktık Manavgat'ta bu işe sevdası çok insan var. Sevdalı bu güvercin işine. Daha sonra bir tüzük hazırladık. Ne diyeyim 7-8 tane tüzük çalıştık arkadaşlarımızla. En az bir ay uğraştık ortalama. Bir ay boyunca uğraştık. Sonunda bir tüzük bulduk. Yaptık. Yani başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Eksiklerimiz illaki oldu. Bundan sonra daha iyi olacak. Katılım da artıyor. Yani 100 bizim için iyi. 230 bin nüfuslu bir yer için bence 100 kayıt iyi hayvan, iyi güvercindi. Yani şimdi bu bir, iki, üçüncüsü düzenlenen bir Tabii. yarışma. Peki bu yarışmayı ilk önce düzenlemenizin sebebi neydi? Adil Neden abi. böyle bir şey yarışma düzenlemek İnan şeyine Adil abi. kaldınız? Tabii çevre illerde bizden önce başladı. Antalya, Alanya olsun bizden önce başladı bu işe. Manavgat'ta ilgi çoktu bu güvercin işine. Ama insanlar her gitti yani herkes benim kuşum iyi diyordu. Yani bir doğrusu yok. Herkes kendi kuşuna göre tüzük istiyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Biz bir standart olsun dedik yani insanlar oyun kuşunda tabii çok şey aramıyoruz ama standart olsun kimde iyi kimde kötü var ortaya çıksın dedik. Ve bu Manavgat'ta inanın bundan 10 sene önceye kadar çok eksikti oyun kuşu hakkında. İlgi var oyun kuşunu çok seviyorlar ama yani çok zayıftı insanların bilgi konusunda çok zayıf. Şimdi insanlara bir üst sayfa tüzük hazırlıyoruz. Bunları okumasını istiyoruz. İnsanlar bunu okuyor. İşte ne bileyim kuşun fişeği nasıl olacak, fişek tertibi, takla tertibi, atması, gezmesi. Bunların artık insanlar kuşunu da aramaya başladı. Bu sefer ne oluyor? Kalite Yani arttı. kurallara uymaya Tabii başladılar. kural olduğu için kuşta kalite artıyor Adil abi. Onun için iyi gittik. Yani daha tüzükte de eksiklerimiz var. Bu sene yine 4 metre yapacağız. Havalar falan sıcak olduğu için. Burada uçum çok zor Adil abi. Yani bazı memleketler vardır. Sıcaktır ama nem yoktur. Burada nemden insan siz de gördünüz bugün çok zor. Evet. Daha sonra Gökdoğan diye bir gerçek var burada. Çoğu yerde insanlar kuşu havaya atar, yarısı Gökdoğan'ın yarısı benimdir havaya attığı zaman. İnanın burada bazı aylar var, Mayıs'la Haziran ayları arası 45 günlük bir süreçte. İnanın %95'i Doğan'ın abi, %5'i bizim kuşun. İnse doğa içerisinde, arkadaşlarım da biliyordur. Onun için tüzükle biraz esneklik yapmayı düşünüyoruz. İşte bu iniş konusunda çok sıkıntılar oluyor. Evet. İşte bazısı Her yerde var o çok sıkıntı. sıkıntı, bazısı 3 metrede işte perdahı da göstersin. Taklasın ise de olur diyor. İşte bazısı seferde 15 sefer yapıyor, 60 takla 70 takla atıyor, bir de konarken assın diyor. İşte bunlar hakkında çalışmalarımızı yapacağız. Ya, tabii büyüklerimizi başka illere takip ederek, daha doğru düzgün bir tüzük yaparak devam edeceğiz abi. Peki Başkan, şimdi biz Türkiye genelinde geziyoruz. Biraz önce bir kümes ziyaretine gittik arkadaşımızın. Orada da aynı konuyu, aynı mevzuyu sorduk. Şimdi Türkiye genelinde bütün milletin istediği bir şey var. Bu yarışmayı düzenleyenler tek kupa, tek tüzük olalım veyahut da kupa tek demeyelim de tüzükle aşağı yukarıya birlikte olalım, bir sayfa açalım diyorlar Face'te veyahut da oturup bir yerde toplanalım. Hatta dernek başkanlarını davet edip
ağırlamak isteyen vilayetlerimiz, illerimiz de var. Gelsinler, otursunlar, işte bir ortak bir karar alalım. İşte ne istiyorsa, yani taklayı atmadan inen kuşu eleyeceksek eleyelim. Sessiz giden kuşa puan vermeyeceksek verelim. Vermeyelim veyahut da eleyelim diyorlar. Yani bir sürü kurallar var. Ha, eğer şahıslara ve kişilere bırakacak olursan onunla sıkıntı var. Çünkü herkes kendi elindeki kuşa göre kural istiyor. Aynen, aynen. Hep tüzük, işte benim elimdeki kuş sıra dışı bir kuştur. Benim elimdeki kuşa göre olsun diyor. Ama diğer tarafta daha kaliteli, daha bizim yani güvercin camiasının beslediği güvercinler var. Onlara göre de biz tüzüğü onlara göre ayarlamamız lazım. Evet abi. Peki bu Faruk abi bizim Ankara'dan buraya gelme. Faruk rahmetli. Evet, rahmetli evet. Faruk abi. Canım. Yani bir her sene bir rahmetli kuşu seven, kuşa gönül vermiş rahmetli insanlar, arkadaşlarımız var. İşte bu sene de yine bizim yarışmaya kaydolmuş Mustafa Uyar 17 yaşında kaybettik motor kazasında. Allah rahmet eylesin. Seneye onun adına yani hatta ya katılım ücretini falan vermişti. Çok hevesliydi kuşa. Babası da kuşçuydu eski. Seneye babasından izin alıp seneye onun adına düzenlemeye düşünüyoruz. Her sene bu şekilde isim vereceğiz. Vallahi anısına bir şey düzenleyip arkasından bir Fatiha okumak tabii. Bizi güvercin camiası için çok eftal bir şey. Faruk abi bizim, biz ona bankacı Faruk da deriz. Fitesyalısı diye bir yerdi vardı. Onun kendi bir lokali vardı. Restoran gibi veyahut da. Oradan tanıyoruz. Biz kendisi çok değer verdiğimiz bir insan. Buradan da Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada Aksu bölgesinde son günlerini Aksu'da geçirdi son yıllarını. Yani ölürken kuşla öldü diyelim abi. Çok meraklı yani bir insan. Yani yarın da oğlunu davet ettim tabii. Birinciye onu düşünüyorum. Kupayı ver, oğlunu vermesini. İnşallah yarın yine festivalde birlikte olacağız evet, törende. Oğlunu ver. Peki i̇şte bu... bize söylemek istediğiniz başka herhangi bir konu? Vallahi mevzu, işte dediğim gibi. Camiayla yani ilgili. Yani burada bir tüzükler de çok sıkıntı yani. Biz emek veriyoruz bu işe. Bizim bu toplantıya katılacak mısınız? Katılırız abi, söz veriyorum. Yani biz bu işi yapıyoruz. Yani işimizi bırakıyoruz, eşimizi bırakıyoruz, çocuğumuzu bırakıyoruz. Kuş puanlamaya gidiyoruz, sıcak, yağmur hep demeden gidiyoruz. Ama ya tüzükte anlaşamadığımız için yarışmacı arkadaşlarımızdan gereken desteği göremiyoruz. Çünkü yani biz tüzüğe yazmışız. Çoğu okumuyor. Türk insan okumuyor abi. Maalesef okumuyor. Feyiste de böyle abi. Feyiste uzun bir şey gördüğümüz zaman geçeriz. Kısa cümleler, kelimeler okuruz. Türk insanı. O üst sayfa okusa bize itiraz etmeyecek. Ona göre uçuracak kuşunu. Yani oradan eksik puan alıyor. Neden benim kuşum eksik puan alıyor? Bir dernek adında birleşilip mesela güreş severler derneği var, örnek veriyorum. Kurallar hep tek olsa biz burada zorluk yaşamayız. Yani Türkiye'de böyle bir şey altında bizi buluşturursan harbi çok sevinirim abi, öyle söyleyeyim. İnşallah. Yani hakem olarak çok zorlanıyoruz abi. Evet, o ben 25 senedir biz onları çekiyoruz. Yani bizim 20 senedir bizim kupaya giren arkadaşlarımız var. Bizim bir kupa defterimiz var. İnanır mısınız bu tüzüğü kesinlikle okumaz. Abi sen yani. Senin yaşın bizden büyük. Sen 25 senedir çekiyorsun. Biz daha sonra genciz. Biz de bir 20 sene sonra biz de çekeceğiz biraz böyle. Sen önümüzde bir önder olmazsan, tek tüzükte buluşmazsak 25 sene sonra ben de aynı şeyi söyleyeceğim gençlere. 25 senedir bu işi çekiyorum. Yapacak bir şey yok demektense bizi kurtar bu işten diyeyim, öyle söyleyeyim. İnşallah. Hadi. Bir de bir tek tüzük hakkında ortak buluşabilirsek bir yerde. İnşallah. Anlaşabilirsek bulursun. Neyse tabansa taban, fişek tertipse fişek tertibi, takla tertibi, nasıl konması gerektiğini buluşursak çok daha iyi olur abi. İnşallah buluşuruz. İnşallah abi, inşallah. Evet, söylemlerinize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah abi. Tekrar yarın yine görüşürüz. İnşallah, yarın beraberiz zaten abi. Evet, sizleri de tanıyalım. Öncelikle Adil Bey, siz ve ekibiniz hoş geldiniz. Buraya gelerek bizi onurlandırdınız. İsmim Adem Uysal. Dolmuş şoförü yapmaktayım. Ayrıca hakemlik de yapıyorum. Antalya Manavgat'tayım. Güvercin'i kaç senedir beslersiniz? 20 senedir, 20-25 senedir. 25 senedir falan merak ediyorum. Peki hakemlik olayında şimdi burada bir üçüncüsü düzenlenen bir geleneksel bir kupanız var. Yarışmalarda rastladığınız en büyük eksiklikler nelerdir? Ya yarışmacılarımız gittiğimiz zaman bu 3 metre mesafe olaylarını ayarlamıyor. Yani hakemlerin oturacağı yerleri falan önceden ayarlanmıyorlar. Yani orada gittiğimiz zaman ufak tefek şeyler eksiklikler oluyor. Peki sizin tüzüğünüzde öyle bir madde yok mu? Bizim tüzükte var. Şimdi bu tüzükleri hep değiştireceğiz diyoruz ya. Hakem heyeti yarış mahalline gittiği anda 10 dakika içerisinde yarış mahallini hazırlaması gerekiyor. 10 dakika içinde hakemlere kuşun avıya atıp o kuşa o görevini yaptırmak için elinden gelen gayreti göstermek zorunda. Peki nelere dikkat ediyorsunuz kupada? Konuşarak arkadaşlarla 2 ay önceden tüzüğü eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz ama
Yani birbirimizi tamamlıyoruz. Eksikler varsa tamamlamaya çalışıyoruz ama her yıl yine ufak tefek eksiklerimiz oluyor. Ya onlar bu eksikler olacak bir şeyler yani. Çünkü bu devamlı olarak insanların arz ve talepleri bitmiyor. Bir ikincisinde bitmiyor. Bir şey daha var. 6 ay, 7 ay gibi güvercini yarışmaya hazırlıyor. Yarışma esnasında da o gün o kuşun performansını göstermiyor. Eksik kalıyor. Kaldığı zaman da bu sefer yarışmacı moralmen korkunç derecede çöküyor. Çünkü 6 aylık bir emek var. Bir saatin içinde o emeğe kayboluyor. Ona yanık hakkı veriyoruz o zaman. Yani bu ikinci aktarıyorsunuz yani. İkinci aktarıyoruz. Yani yarışmamız yarışmacımız isterse ikinci bir hakkı arıyoruz. Yanık hakkı kullanıyoruz. İkinci hakkı kaç gün mesafe gün veriyorsunuz? 15 gün içinde kaldırması lazım. 15 gün. Yılmaşa bayağı da uzun bir süre yani o da ya. Yani yanlış hatırlamıyorsam 15 gün içinde. Abi, ne yapalım, yani burada hava şartları sıcak olduğu için yani biraz tolerans gösteriyoruz. Yani teşvik amacıyla biraz esneklik yapıyoruz. Valla tabii hakemlerin inisiyatif hakkı vardır. Tabii. Ve sizin burada ben yani gerçekten İstanbul diyordum. Ama burada siz bayağı bir 90 kişi var. Bayağı da bir katılım var yani buraya göre bayağı bir katılım var. Ama bu katılım sırasında da yani sizin şartlarınız çok zor. Kuşu oynatmak, kuşu formda tutmak burada sıkıntılı. Bir de başkanın söylediği gibi Akdoğan olayınız var. O da bayağı şey ama tabii ki gayri ihtiyari belirli toleranslar tanımak zorundasınız. Peki güvercin camiası hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yarışmalar bizim camiamıza neler getiriyor? Genç nesili teşvik etmek için bu... Yani bu yarışmalarda, tüzüklerde esneklik yapıyoruz yani yeni nesile. Peki söylemlerinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizleri de tanıyalım. Adım Ali Rıza Çavuş. Ben teknisyenim. Otelde teknik yapıyorum ben. Esas doğma büyüme Ankaralıyım. Esas ana memleketim Sivas. Baba memleketim Sivas. Ben sizden şunu rica edeceğim. Ben duysunlar, arkadaşlar bilsinler. Her şeye dokunuldu, konuşuluyor, her şey konuşuluyor. Ben şunun üzerinde durmak istiyorum. Hadi Bey. Buyurun. Çıraklık. En büyük eksikliği ben çıraklık görüyorum. Ustalık, çıraklık ilişkisi nasıl ki bir sanatta varsa kuşçulukta da bu vardır. Evet. Şimdi biz çocukluğumuzda benim yaşım 65. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. 30 senedir de buradayım. Çocukluğumuzda büyüklerimizin yanına gider kuşçuluğu öğrenirdik biz. Kuşu nasıl uçurursun? Nasıl yemlersin? Nasıl suyunu verirsin? Kuş inince su verilir mi? Verilmez mi? Kuşun teleğine bakarsın, tüyüne bakarsın. Kuş zamanında tüydeyse uçurmazsın, ara verirsin. Benim tavsiyem arkadaşlar kuşçuluğu yaparken biraz ustalarından ders alsınlar. Gitsinler yanlarında öğrensinler. Evet. En büyük benim isteğim bu. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Biz eskiden siz Ankara'da Ankara kültürüyle güvercine başlamışsınız. Ankara'daki kuşçuluk camiasını biliyorsunuz. Eskiden bizim emsalimizde siz 65 ben 60. İşte bizim emsalimizdeki büyük abilerimizin yanına böyle kahvanelere veyahut da güvercin beslenen yerlere gittiğimizde biz büyüklerimizi sadece dinlerdik. Büyüklerimiz bize kümes temizlettirirler, ayak işi yaptırırlar. İşte onlara bakacaksın, onların nasıl kuş uçurduğuna dikkat edeceksin. Onlara göre artık biz de kendi kendimize böyle yani bakaraktan öğrenme şeyimiz var, konumumuz evet, var. Evet, evet. Ama şimdi bu iş bizim toplumumuzda çok birazcık o usta çırak ilişkileri zayıfladı. Çünkü şimdi bizim atıyorum 15-20 yaşındaki genç bir arkadaşımız bir büyüğünün yanına geldiği zaman o büyüğüne neredeyse kuşçuluk dersi vermeye çalışıyor. İşte bu kesinlikle iyi değil. Öyle bir şey yok ya. Yani. Bu iyi değil. Biz de istemiyoruz bunu ama yani büyüğünü bir kere bizde bir şey var. Büyüğün eğer bir şey söylediyse doğru veyahut da yanlış sen büyüğünü dinle ama kendini düzeltmeye çalış. Çeki düzen ver. Ama şimdi büyüğün söylediği dinlenmeden büyüğü ya onlar işte geçmişte kaldılar. Onların fikirleri bitti. Şimdi yeni jenerasyonun bilgisi daha fazla. Bu andaki kuşların işte meziyetleri daha yüksek. Ama şimdi biz de büyüklere karşı biraz güvercin camiasına saygı bitiyor. Evet, ben işte bunu değinmek istedim. Ona değinmek istedim. Bu programı seyredecek arkadaşlar olacak. Onlardan ricam o. Büyüğüne karşı daha önce kuş beslemiş, ondan büyük. İşte on yani dediğiniz gibi ona gidip de ya git bu adam kuş beslemesini bilmiyor falan demesine de onu demesin de ondan bir şeyler kapsın.
Öğrenmenin yaşı yoktur. Evet. Öğrenci, ben daha hala, ben 60 senedir kuş besliyorum. Benim öğreneceğim çok şey var. Ha ben bunu ömürden de öğrenebilirim. Adem'den öğrenirim, Yusuf kardeşimden, komutandan, herkesten öğrenirim, sizden öğrenirim. Bir şey soracaksa, öğrenmek istiyorsam öğrenirim ben sizden. Bunu da kendilerine şey yapmasınlar böyle. Gurur meselesine döndürmesinler bunu. Eğer bu işi yapacaksak, güzelcesine danışarak, güzelcesine birbirimize hitap şekillerimizle, bilmem neyine dikkat ederek, büyüğümüzü küçüğümüzü bilerek, bunları böyle yaparsak çok daha başarılı oluruz gibime geliyor. Peki bu yarışmalar hakkında size de bir soru soralım. Yarışmalar hakkında ben şu, biraz önce Adem arkadaşıma sordunuz. İşte gidiyoruz hakemlik yapmaya. Benim en büyük şeyim şu. Bir iki yerde başımıza geldi. Biz diyoruz ki tüzüğümüzde var. Tüzüğümüzde bu yazılı. Hakemler ayrı oturmalı. Hakemlere müdahale edilmemeli. Hakemler, seyirci varsa seyirci başka yerde oturacak. Başka yerden seyretsin. Hakemler yalnız otursun. Evet. Bazı arkadaşlarımız oradan sesler geliyor. Müdahil oluyor. Müdahil oluyorlar. Bu iyi bir şey değil. Hakemleri rahat bırakın. Hakemler vicdanına göre hareket ederler. Kimse kimsenin de hakkını yemez. Bundan da hiç kimse korkmasın. Ben şahsen bizim ekibimiz, bu ekip hiçbir zaman kimsenin kuşunu ben böyle puan vermeyeyim, şöyle yapmayayım. Böyle bir ark düşünce bizde yok. Biz zaten bu işe başlarken öyle başladık. Zaten yarışmacının bir tek şeyi bilmesi lazım. Ben de hakemlik yapıyorum. Evet. Sizler de hakemlik yapıyorsunuz. Bizden kuş puanı isteyecek. Evet. Bizden talep edecek. Diyecek ki arkadaş ben bu görevi yapıyorum. Bana bu puanı vereceksin. Yapmayan kuşa hakemiyeti puan vermez. Bir de en kötü olan olay ne biliyor musunuz? Şimdi yarışmacı olan arkadaşımız tabii duygusal yaklaşıyor. Biz ona da saygı gösteriyoruz. Evet, evet, evet. O devamlı kuşunu çok üst seviyelerde, üst düzeylerde görüyor. O kendi malım diye seyrediyor. Biz hakemler de güvercine oynasın da işte onu cımbızla alıyoruz onun içinden puan vermek için çalışıyoruz. Biz puan vermeye çalışıyoruz. Onlar kuşunu seyretmeye çalışıyor. Aramızdaki fark o. Yani ona bize bir tek şey var. Ben bunu herkese söylüyorum. Arkadaşlar bu ekip hakem heyeti bu kadar mı? 3-6 kişi mi? Bu hakem heyetine güvenmiyorsanız kupaya girmeyin. Girmesin. Giriyorsanız girmesin. Da hakem heyetine tabi olacaksınız. Girmesin. Başkanına ya biz 3 kuruşluk bir kuş için arkamızdan kulaklarımızı çınlattıracak kadar düşük bir insanlar değiliz. Değiliz. Biz kendimizi de biliyoruz. Hasiyetimizi, şerefimizi de biliyoruz. Biz bu işe başlarken diyoruz ki arkadaşlar burada yarışmacıdan önce o ağzı ve dili olmayan hayvanın hakkı var. Aynen. Haktan hukuktan korkan insanlarız. Yarışmacılar bunu böyle bilmesi lazım. Maalesef öyle. Peki söylemleriniz var mı başka bir cami hakkında? Valla işte söylemlerim bu. Ankara'daki kuşçulukla buradaki kuşçuluk arasındaki farkı söyler misiniz? Kuşçuluktaki fark şu. Buradaki iklim koşullarıyla orası bir değil bir. İkincisi... İşte Ankara'da benim dediğim var. Çıraklık, ustalık davası Ankara'da hala zannediyorum. Ben 30 sene oldu ayrılalı ama hala devam ediyor gibime geliyor. Evet. Orada devam ediyor. Çünkü orası bir oturmuş bir yer. Ankara büyük bir kent. Burada da ufak ufak başladı. Arkadaşlarımızın çoğu gelirler, sorarlar, ederler. Bu her yerde olsun bu. Ve bir de şu var. Bunu ben söyleyeyim. Adam kuşu tutuyor. Kuşunun sahibini bildiği halde kuşu vermiyor. Bunu yapmazlar. Böyle bir şey yok. Bu iyi bir şey değil. Bu yani kısacası diyorsunuz ki büyük büyüklüğünü küçük küçüklüğünü bilecek. Ben gittim Yusuf kardeşimin, Ömür kardeşimin kuşu geldi benim buraya kondu. Ya kümese soktum. Kardeş senin kuşun bana geldi. Gel al git. Yok şöyle iyi de böyle iyi de kıskançlık. Kötü bir şey bu. İnsanlar birbirine ne kadar güvenir, ne kadar güzelleşirse, ne kadar kıskançlığı ortadan kaldırırsak bu konuda çok daha güzel olur. Kuşun hakkını ver, bu kuş da Adil Bey'in de. Yok ya Adil Bey'in kuşu oynadı. Yok ya böyle bir şey yok. Söyle Adil Bey'in kuşu iyi oynadı da ya. Evet. Kötü bir şey söylemek gerekmiyor. Kuşu kötülemek bir şey değil. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz söylemlerinizden dolayı. Evet sayın seyircilerimiz kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Evet sayın seyircilerimiz kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz. Şimdi diğer yarışmalarda görev alan
arkadaşımızla birlikte olacağız. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Yusuf Ceylan. Fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Öncelikle başta Bereket TV olmak üzere şahsınız ve ekibiniz buraya canı gönülden hoş geldiniz diyorum. Burada bugüne kadar kimsenin bahsetmediği bir konuya değinmek istiyorum ben. Tabii, buyurun. Bazen kendimiz kuşlarla o kadar meşgul oluyoruz ki onları yemliyoruz, uçuruyoruz, gezdiriyoruz, kendimizden geçiyoruz. Oysa ki evdeki eşimiz, çocuklarımız, onlar da bizim güvercinlerimiz sayılır. Gerçekten asıl güvercinlerimiz evdeki çoluk çocuğumuz, sevdiklerimiz. Tabii ki. O halde ben haddim olmayarak şunu söylemek istiyorum. Evdeki güvercinlerimize de biraz olsun vakit ayırmak dileğiyle diyorum. Bütün güvercin seven arkadaşlarıma. Bizim esas amacımız neydi? Güvercin camiasındaki arkadaşlarımızı tanımak ve en önemli noktada sizin değindiğiniz olaya değinmek. Nedir? Kuş bizim için sadece bir vesiledir. İlk önce ailemiz, ondan sonra işimiz, gücümüz, ondan sonra zevkimiz ve merakımız. Yani bu üçlemi biz tam böyle dengeyi kuraraktan devam ettirmemiz gerekiyor. Onda yerden göğe kadar haklısınız. Aynen öyle. Başka bir söyleminiz yok mu? Yarışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yarışmalar hakkında genelde aşağı yukarı herkeste iyi kuş var. Yeter ki onlara yeterince emek vermek gerek. Yani eksiklik, buradaki eksiklik mesela yarışmaya giren arkadaşlar tüzüğü iyice okumuyorlar. Mesela biz hakem arkadaşlarla gittiğimiz zaman bazen itiraz ediyorlar bazı olaylara. Aslında tüzüğü iyice okumuş olsalar kendileri de anlayacaklar. Yani neye puan verdiğimizi, kuşunun nasıl olduğunu, onlar da aslında tüzüğü inceleseler anlayacaklar. Hakem heyetinin ne istediğini bilecekler diyorsun. Aynen öyle. Hakem heyeti gittiği zaman onların beklentilerine göre, kuş sahibinin beklentilerine göre her zaman cevap veremeyebilir. Kuş ne yaparsa puan da ona göre olur. Ama beklenti her zaman farklıdır. Beklenti yüksek. Beklenti çok yüksek. Yani şimdi şöyle bir şey var. Güvercin hakemi yarışma haline gittiği zaman istediğimiz tek bir şey var. Yarışma halinde bırak bizi. Oraya biz oturalım. Önümüze bir tane sehpa mı veriyorsun? Piriket mi veriyorsun? Minder mi veriyorsun? Ne veriyorsan ver, oturalım. Kuşunu havaya at. Kuşun önüne geçme. Kuşuna pırıltı verme. Kuşu ürkütme. Gerisinde kuşun ne yapıyorsa yapsın. Biz kümeste açsa, açmasa da zaten kümesin kapısından içeriye giren güvercinler genelde hep hakem heyeti bilir. Çok kapıdan böyle kapıya yükleniyorsa o zaman biz şahsen bizim adımıza söylüyorum. Kapıyı açtırıyoruz biz. Evet. Ama çok öyle kümesin kapısına yüklenmiyorsa, kümesin kapısından içeriye girdiğini bilsek bile diyoruz ki ya yarışmacı bunu böyle hazırlamış. Atsın abi ya, uçursun. Zaten kapıdan içeriye çok girmeye mahalle olan bir kuş da doğru düzgün sefer yapmıyor zaten. Çünkü kapıyı bekliyor devamlı. Ve yarışmacı arkadaşlarımız burada da bize diyor ki işte bizden hakem heyeti çok şey istiyor. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Bize uçan, oynayan hazır bir kuşu hazırla, at avıya. Biz puanımızı yazalım. Oynarsa tebrik ederim, oynamasa da güle güle besle diyelim, çıkıp giderim. Yani başka bir şey istemiyoruz. Yani. Evet, söylemlerinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, sizleri de tanıyalım. İsmim Cüneyt Çakmakaya, Kırıkkaleliyim. Öncelikle size ve ekibinize burada olduğunuz, bizleri onurlandırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ederim. Yaklaşık 8-10 yıldır Manavgat'ta görev yapmam vesilesiyle Antalya'da yaşıyorum. Buraya da yerleştim. Kırıkkaleliyim. 3 yıldır yaklaşık 20-25 kişiyle Dostluk Kupası adı altında başlattığımız organizasyon 3 yıldır sürüyor. Bu sene rahmetli Kumcu Faruk abimizin adına düzenledik. Son zamanlarında yanında olabilme şerefine nail oldum. Kendisiyle sıkı fıkı ilişkilerimiz vardı. Gerçekten de kuşla yaşayıp kuşla kalkan bir abimizdi. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz bu vesileyle.
3 yıldır hakemiz, tüzükle alakalı sıkıntılar olmasın, iyi kuş kötü kuşa ezilmesin. Yani şimdi oyun kuşunda kupa kuşu denildiğinde sık çalışan, çabuk gelen, çok yazdıran kuş akla geliyor. Ben bir hakem olarak kuş iyi bir kuşçunun istediği gibi bir kuş olsun ve birinci olsun isteyenlerdenim. Hak etsin diyorsun. Evet yani. Hak etsin. Yani sık sık dönüp gelip 25 tane 30 tane çalışıp da 12 tane 13 tane hakkıyla eke hepimizin sevebileceği standartta fişek çıkartan bir kuşu geçmesin. Yani bizim tüzüğümüzün de buna yönelik olduğunu düşünüyorum zaten. O nedenle tüzüğe giren, tüzükte yer alan maddeleri yarışmacıların iyi okumasını ya da çok gezmelerini istiyorum. Öyle tavsiyelerim de oluyor gittiğim yerlerde. Yani yarışmacı gezmemiş, kuş görmemiş ya da gördüğü kadar kuşçu. Şimdi adam sanıyor ki kuşu 40 metre fişek yapıyor. Halbuki kuş 25 metreden sonra güçten düşüyor, sesten komple kesiliyor. Bizim tüzüğümüzde bu var ve orada fişeği bitiriyoruz. Yani sesi duyulmadığı yerde kesiyorsunuz, evet, değil mi? Fişeği ama kesiyoruz. Oraya kadarını alıyorsunuz. Tabii yani. Ki alıyoruz. Yani kuş gelip savuruyor mesela tabana alçalmada. Savurduğunda alçalma mesafesini kabul ediyoruz fakat fişek mesafesinde kanada yüklendiği yerde fişek hesaplaması yapıyoruz. Yarışmacı eğer bunu okumazsa savurmayla birlikte kuşum 30 metre gitti diye düşünebilir uzaktan seyrederken ama biz belki oraya 17-18 metre yazmış olabiliyoruz. Yani kuş aşağıdan gelip böyle savurdu, esnetti dedim. 8-10 metre esnetti. 8 metre esnetti. Evet. Kanat sesini duyduğu yerden itibaren mi alıyorsun? Evet. Evet. Yani omuza yüklendiği yerden, kanat sesini duyduğumuz yerden fişeğini sayıyoruz. Son taklayı bağlamadı ya da son taklayı vurduktan sonraki fişeğini de saymıyoruz. Yani üstürü bağlamadı, o son taklada fişeği bitiriyoruz. Yani tepe taklayı vurduktan sonra, yani son taklayı vurduktan sonra devam edip de düzeltirse taklayı vurmadan oradaki mesafeyi gene kesiyoruz. Yani benim kupada en çok dikkat ettiğim husus hak yememek. Zaten biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu yarışmaya katılan arkadaşların öncelikle bu grubun içindeki kişilere sonsuz güvenmesi lazım. Eğer ki art niyetli olacağını ya da kendisine haksızlık yapılabileceğini düşünüyorsa bu etkinliğin içinde olmaması lazım. Kesinlikle kimsenin hakkını kimseye geçsin istemeyiz. Evet. Elimizden geldiği kadar da bu konulara dikkat etmeye, hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Biz kuş uçarken katı da değiliz. Yani gerek Antalya'nın iklimi, gerekse atmaca olayı nedeniyle yarışmacıya yani istediğini yapabilirsin diyoruz yani. Kuşuna pırıltı ver, yem ver, çağır. Yeter ki oynasın yani. Kuşun oynasın. Biz hem seyredelim hem de kuşunu puanlayalım, hakkını verelim. Ben şahsım adına yani bu işte herhangi bir maddi kazanç sağlamak ya da reklam yapmak ya da kuş satmak gibi bir amaca sahip değilim. Buradaki arkadaşlar beni çok iyi bilir. İyi meraklısıyım. Acaba iyi bir kuş görebilir miyim diye. Her iki kupada da hakemim. Evet. Her tarafa gidiyorum. Yarışmalardaki en büyük temenni o aslında. Yani acaba iyi bir kuş görebilir miyim? Çıkmıyor mu? Çıkıyor. Emek veren arkadaşımız çok, bu işe gönül veren arkadaşımız çok. Yani iyi kuş çıkartmak için hepimizin de bildiği gibi zaman, mekan ve imkan meselesinin olması lazım. Evet. Tabii malzemenin de olması lazım. Kimisi bu üçlemi sağlayabiliyor maddi imkanları doğrultusunda. Kimisi sağlayamayabiliyor. Biz de şartlar el verdiği sürece yani bunun hangisini yakalayabilirsek bu işi yapmaya çalışıyoruz. Fakat üçü de olmazsa bu iş olmuyor. Maalesef. Ya, dilerim ki iyi kuş çıkar, seyrederiz. Dostlarımızla paylaşırız. Sonuç olarak bu bir hobi. Bunu çok fanatikliğe taşıyıp insanları kırmaya, üzmeye, bu iş için küsmeye, kırılmaya gerek yok. Paylaştıkça güzel, dostluklar edindikçe güzel. Ben buraya gurbetten gelmiş bir insandım. Bir sürü dostum oldu. Arkadaşlarla tanıştım. Yani Ömür burada halı saha işletiyordu. Kuşçu olduğunu söylediler. Bir gün durdum, tanıştım. Şimdi ailece görüşür bir arkadaşlığımız var. İlerleyen yıllarda da inşallah bu böyle sürer. Yusuf arkadaşımızın söylediği gibi işte bu iş hep böyle kaynaşmayla. Bu evet. Güvercin bize vesile. Güvercin size vesile olduğu için başkanla beraber aile ilişkilerinizde, ikili ilişkilerde daha farklı evet. Yönlere de götürebiliyor.
Ama şimdi şöyle, babadan oğula gelme bir kuşçusun. Evet. Allah mekanı cennet etsin, Ferahımız abinin oğlusun. Ben tanıyorum da diğer arkadaşlarımız belki tanımayabilirler. Ferahımız abinin döneminden bu tarafa gelen kuşçuluk arasındaki farklılık nedir? Çünkü siz orada artık çekirdekten yetişme bir kuşçusun. Öncelikle buradan Kırıkkale'deki dostlarımıza da selam olsun. Babam 2004 yılında vefat etti. Ferahımız ismi. Bu camiada çoğu insanın tanıdığı biriydi. O yüzden çekirdekten yetişme biriyim. Gerçekten kendimi bildim bileli. Yani okul hayatımın başladığı dönemden beri kuşun içindeyim. Ve babam vesilesiyle hep iyi kuşçuların etrafında oldum. Ve iyi kuşlar seyrettim. O zamanki kuşlarınla şimdiki kuşçuluk arasında öncelikle bir internet olayı farkı var. Yani insanlar videolar vesilesiyle ama doğru ama yanlış bazı eksik ya da fazlalıkları görebiliyor. Bir de iletişim ve ulaşım kolay artık. Evet. Hani hep deriz ya eski kuşlar nerede şimdi yok diye. Belki de biz artık günümüzde kuştan daha fazla şeyler istiyoruz. Beklenti fazla. Beklenti fazla. Yani hem uçur tertibi iyi olsun, hem atsın, hem çok fişek çıkartsın, hem adetli olsun, hem yerine insin. Yani hem daha sesli olsun. Herkes daha sesli olsun ister kuşu. Çok daha uzaktan da atsın ister. Fişekte 6 değil de 12 tane dönsün de ister. Ama yani bu da bir can taşıyor. Bunun standartı yapabilecekleri belli. Kuşu bu şekilde kabul etmek lazım. Aslında kuşçuluk tabii ki eskiden bu tarafa gelişiyor. Fakat bizim de isteklerimiz kuştan fazlalaşıyor. Bunun yanında eski kuşları da bulamıyoruz. O zamandan beri taşımacılık vesilesiyle kuşlar da değişiyor, kırılıyor. Tabii başımızın belası hırsızlık olayları var. Yani bu camiaya gerçekten gönül vermiş insanlar bir hırsız geldiğinde ya da işte o eylemi gerçekleştirmeden önce paraya ihtiyacım var ya da kuşa ihtiyacım var dese ben %70-%80 oranında hırsızın bu isteğini kuş sahibinin gerçekleştireceğine inanan bir adam. Fakat adam bunu meslek haline getirmiş ya da farklı düşünüyor bu eylemi günümüzde hala geçim kaynağı devam haline getirenler. Evet yani üzücü şeyler bunlar tabii ki ama dediğim gibi bu da bir sıkıntı kuşçuluk açısından nesli taşıyamıyoruz ya da mesela ben burada yaşamama rağmen Kırıkkale ile bağlantısını hiç kesmeyen bir insanım. İyi kuşçu olup da kümesi 3-4 defa çalınmayan hiçbir dostumu ya da büyüğümü tanımıyorum yani. Özellikle Kırıkkale'de her kuşçunun 2 ya da 3 defa 4 defa kuşu çalınmıştır. Bu da bir eskiden ileriye kuşçuluğu taşıyamamak adına bir etken. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben buna inanıyorum. Yani bizim arzu ve taleplerimize bir makina yapsak o makinanın da dayanacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü havaya atan, kuşa atan arkadaşlarımız öyle sıra dışı şeyler istiyor ki kuş gezecek, atacak, takla atacak, çok atacak, çok uzun fişek yapacak. 15-20 tane sefer yapacak ve kalktığı yere de gelip adam gibi inecek. Yani şimdi böyle bir standart bir de ekeleşecek. 2-3 yaşına kadar oynayacak, görev yapacak. Eğer bir makine olsa öyle bir kuşun ben dayanacağını tahmin etmiyorum. Yani talepler çok zor ve ağır. Yani eskiden biz abilerimizin, büyüklerimizin yanına gittiğimiz zaman sadece derlerdi ki yani iddia olayımız kesinlikle olmazdı. Derlerdi ki ya işte yarın gel Ali Rıza'ydı değil mi babaşan? Ali Rıza abinin söylediği gibi ya gelin de yarın bir çay içeceğiz derlerdi. Sadece dostluk ve arkadaşlık. O kuş falan hepsi olduğu gibi bahane. Kuşu da havaya atarlardı. Ne oynarsa oynasın orada kalır. Arkadaşını da tebrik eder, güle güle besleder, çıkar gider. Ama şimdi ben herkesin istediği ve standartlarda ben kuş uçurma şansım yok. Sizin de yok, diğerlerinin de yok. Herkes elindeki malzemeye göre bir kuş atıyor abi ya. Ama bunu hoşlanırsın veyahut da hoşlanmazsın. Bunu kesip de arkadaşınıza atıyorsun kuş hoşuna gitmiyor. Adamın kümesinden ayrılıyorsun. Ya bir kuşçuyu düşün. Kuşçuya bir moral ver. Güle güle besle kardeşim. Kuşun güzelmiş de. Ama bizde öyle yok şimdi. Dışarı ya bu tabanını vurmadı. Yok taklayı buradan vurdu. Arkadaşımızı eleştiriyoruz ve
rencide ediyoruz yani, bu çok kötü bir olay. Adil abi, ben söylediklerinin çoğuna katılıyorum da şöyle bir şey de var. Yani usta çırak ilişkisi dedik ya, gerek maddi imkanlar yüzünden, gerek çalıştığı iş yüzünden, gerekse değişik sebeplerden ötürü gezmeyen arkadaşlarımız var. Yani bence bir kuşçuya, kuşu iyi değilse, yani ortalamanın altında bir kuşsa, güle güle besle, kuşun güzelmiş demek iyi bir şey değil. Bu işin standardı belli. Artık günümüzde iyi bir kuşçuya nasıl kuş arıyorsun dediğinde, eki olsun, 20-25 metre oynasın, sesi iyi olsun, 10-12 fişek yapsın, yerine vurarak insin diyor. Yani bunun tarifi bu oldu. Artık. Evet, tarifi o. Yani şimdi zamanımız da böyle daralıyor, kısalıyor. Ben onun için hemen arkadaşa geçmek istiyorum. Söylemlerinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar buraya geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri de tanıyalım. Biraz önce gerçi görüşmüştük siz ama bir daha bize... Evet, görüşmüştük. Tekrardan tanıtayım kendimi. Erhan Duman, turizmciyim. Şimdi Adil abi, benim de söylemek istediğim şey, gene bu kupa üzerinden konuşuyoruz. Biz bu işe gönül verdik, bu işe başladık ve bundan hiçbir menfaat beklemeden, hiçbir çıkarımız yok. Yani şöyle bir şey, birçok çalışmalarımız oluyor, çalışıyoruz ve karşılıksız. Yani birisi sana diyor ki çalışacaksın, sabahtan akşama kadar çalışacaksın ama sana para vermeyeceğim. Çalıştıracağım seni, para vermeyeceğim. Biz bunu yapıyoruz. Hiçbir şekilde menfaat gütmüyoruz, bir kazancımız yok. Onun için bir kazancımız, bir menfaatimiz olmadığımız için de yani kupada adaletli davranıyoruz zaten. Her şeyi adaletli yapmak zorundayız. Bunun için de yarışmacı arkadaşlarımız da bizlere güvenmeleri gerekiyor. Kuştan da ben şu kadar performans olsun, bu kadar performans olsun diye bir şey söylemiyorum. Herkes kendi beslediği kuşu ne olduğunu az önce siz dediniz, biliyor dediniz. Alırken görerekten, bilerekten alırsa ve kendi yavrusunu, aldığı yavruyu, kendi yavrusunu uçurup aldığı şekilde, bildiği şekilde uçurup görebiliyorsa zaten bu iş bitmiş demektir. En büyük zevk bu. En büyük zevk budur. Evet, şimdi bu bizim halk arasında bir tabir vardır. Hani tosya pirince giderken evdeki bulgurdan da oldu hesabı vardır. Yani ama bizim güvercin camiasını tek bir şeye yönlendirmemiz lazım. Soğuk tandırdan sıcak ekmek çıkmaz. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bunlar bir halk deyimidir. Evet. Ama bizim güvercin besleyen arkadaşlarımızı damızlıkçı olmaya, az kuş besleyip öz kuş beslemeye, altından yavrusunu alıp emek vererekten, onun altını temizlesin, yavrusunun hapını, mamasını versin, ilacını versin, onu hazırlasın falan, onun zevkine bir erse, kendi böyle emek verip de damızlık sahibi olduktan sonra, hele bir de kuşu oynadıktan sonra, kuşun performansını sergilettirdikten sonraki zevki bir yaşasa, öyle taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilir. Ahmet'in, Mehmet'in, bizim şimdi sanal alemde çok geziyor. Herkes satıyor. Herkes veriyor, versin, satsın. Benim onlara bir şeyim yok. Ama verirken de, satarken de meraklı olan arkadaşı kandırmamak suretiyle. Evet, kesinlikle katılıyorum buna. Size de söylemlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşeceğiz. Sağ olun, teşekkürler. Evet, sayın seyircilerimiz. Kupa Tertip Komitesi ile birlikte olduk. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.